Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir konu anlatım videosuyla birlikteyiz. Bugün 12. sınıflar 4. üniteyi anlatacağım. Yani iki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve dünya. Bu iki savaş arası dediğimiz dönem hangisi oluyor? Tabii ki 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki dönem. Şimdi hazırsanız videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Lütfen kısa notlar alarak çalışalım. Çünkü tarih unutulan bir şey. Video bittiğinde belki de aklınızda çoğu şey kalmayacak ama kısa not alırsanız ve bunları tekrarlarsanız daha verimli olur. Şimdi videomuza geçelim. Önce 1. Meclis'in özellikleriyle konumuza başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz 1. Meclis 23 Nisan 1920'de kurulan meclis. Bu meclis milli mücadeleyi yönetmişti. Amaç neydi burada? Düşmanı yurttan atmak ve bağımsızlığı sağlamak. Burada Mustafa Kemal'in önderliğinde birinci grup olarak bilinen bir grup vardı. Biz buna ne diyoruz? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Grubu. Mustafa Kemal'e biraz daha muhalif olanların kurduğu gruba da biz ne diyeceğiz? İkinci grup diyeceğiz. İkinci meclise bakalım. İkinci meclis 1 Nisan 1923'te yapılan seçimler sonucu açılıyor. Daha doğrusu seçimler yenilendiği için yeni bir meclis açılmış olmuyor. Meclisin üyeleri yenileniyor. Bu mecliste arkadaşlar Mustafa Kemal'in kurduğu birinci grup, yani Halk Fırkası çoğunluğu elde ediyor. Buradaki amaç ne Mustafa Kemal'in? Burada Mustafa Kemal kendi gibi düşünenleri meclise sokarak yenilikleri daha hızlı yapmayı amaçlıyor. İkinci meclisin yaptığı ilk faaliyet arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması'nı onaylamak. Şimdi şunu söyleyeyim. Birinci meclis kısaca ne demişti? Kurtuluş Savaşı'nı yönetmişti. Birinci meclisin yaptığı tek yenilik arkadaşlar unutmayalım. Saltanatın kaldırılması. Diğer bütün yenilikleri ikinci meclis yapıyor. Şimdi çok partili hayata geçiş denemelerine başlayalım. Biliyorsunuz demokrasi halkın yönetime katılmasıydı. Yalnız demokrasinin tam olabilmesi için ne lazım? Farklı görüşler lazım. Farklı görüşlerin olabilmesi için de mecliste siyasi partilerin olması gerekiyor. Yani demokrasinin gerçekleşmesi için en az birkaç partiye ihtiyaç var. Şimdi kurulan ilk partimiz hangisi? Onunla başlayalım. Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Eylül 1923'te kurulan ve Mustafa Kemal tarafından kurulan parti Cumhuriyet tarihimizin ilk partisidir. Mustafa Kemal bir partiyi niye kuruyor? Çünkü yeniliklerin önünü açmak için, daha kolay, daha rahat hareket edebilmek için kendiyle aynı düşünen insanların bir çatı altında birleşmesi gerekiyordu. İşte Mustafa Kemal bunun için ne yaptı? Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurdu. Daha doğrusu Halk Fırkası'nı kurdu. Halk Fırkası 9 Eylül 1923'te kuruluyor. 10 Kasım 1924'te partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. 1950 seçimlerine kadar ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Fırkası ülkeyi tek başına yönetiyor. Ne zaman ki 1950'de Demokrat Parti iktidara geliyor, o zaman iktidardan düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi 1980'de kapatılmıştı. 1992'de tekrar açılıyor arkadaşlar. O zaman unutmayacağımız şey şu, not alacağımız. Cumhuriyet tarihinin ilk partisi Halk Fırkası'dır. 1923'te kurulmuştur. 1950 yılına kadar iktidarda kalmıştır. Buradaki en önemli madde bu. İkinci partimiz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924'te kuruluyor. Bununla ilgili not alacağınız en önemli şey de şu arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalif partisidir Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Bunu kimler kuruyor? Bunu Mustafa Kemal ile değişik düşünen insanlar bir araya gelerek kuruyorlar. Bu da partinin kurulmasından önce mecliste şöyle bir kanun çıkarılıyor. Askerlik mesleği yapanlar milletvekili olamayacak. Burada Mustafa Kemal'in amacı ne arkadaşlar? Ordunun siyasete karışmasını önlemek. İşte bu kanunun çıkmasından sonra Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Adnan adı var gibi insanlar bir araya gelerek yeni bir parti kurmak için hazırlanıyorlar. Ve 17 Kasım 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalif partisi kuruluyor. Ve genel başkanlığına kim seçiliyor? Kazım Karabekir. O zaman bununla ilgili unutmayacağımız şey ne arkadaşlar? Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalif partisidir. Kurucularda zaten görüyorsunuz Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet Bele, Adnan adı var ve Rauf Orbay. Ve bu partinin ilk genel başkanı kim oluyor? Kazım Karabekir. Peki bu partinin önemi ne arkadaşlar? Daha doğrusu özellikleri ne? Parti diyor ki biz demokrasiye ve din duygusuna saygılıyız diyor. Ayrıca liberalizmi benimsiyorlar ekonomide. Bu partinin kurulmasıyla birlikte muhalifler ne yapıyor? Bu parti etrafında toplanmaya başlıyorlar.
Yalnız bu dönemde meydana gelen Musul sorunu karşısında Şeyh Said isyanının çıkması, bu isyanı İngiltere'nin desteklemesi yüzünden bu parti ne yapılacak? Kapatılacak. Çünkü Cumhuriyet karşıtı olanların bu partide toplandığı düşünülecek. Böylece ilk muhalif partinin ömrü çok da uzun olmayacak ve çok partili hayata geçiş ne yapacak? Kesintiye uğrayacak arkadaşlar. Yeni kitapta Şeyh Said isyanı ile ilgili şöyle bir şey var. Yeni kitapta Şeyh Said isyan demiyor da ne diyor? Doğudaki büyük bir isyan diyor. Onun için buraya dikkat edelim. Yani doğuda çıkan büyük bir isyan dediği eski kitaplarda geçen Şeyh Said isyanı. Şimdi Şeyh Said isyanına kısaca bir bakalım. Arkadaşlar Şeyh Said isyanı Doğu Anadolu'da çıkan ayrılıkçı bir isyandır. Neden neymiş? Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasına duyulan tepkiler, İngiltere'nin Musul üzerindeki düşünceleri, yani İngiltere biliyorsunuz Lozan Barış Anlaşması'nda Musul meselesi çözülememişti. Şöyle bir karar alınmıştı. Demişti ki Musul meselesini İngiltere ve Türkiye kendi arasında çözsün. İşte İngiltere Türkiye'nin iç işlerinde bir karışıklık çıkarak bu sorunu kendi lehine çözmek istiyordu. İşte bu yüzden de ne yaptı? Şeyh Said isyanını destekledi. İsyanın başka nedenleri ne arkadaşlar? Terakkiperver Partisi'nin doğudaki çalışmaları, inkılapların etkisi ve toprak reformuna duyulan tepkiler. İşte bütün bu nedenlerden dolayı Doğu Anadolu'da ne yapıyor? Şeyh Said isyanı çıkıyor. Bu isyan büyüyor ve bastırılması zor oluyor. O dönemin başbakanı Fethi Bey düşüyor hükümeti ve onun yerine kim geçiyor? İsmet Paşa geçiyor. Seferberlik ilan ediliyor ve Nisan 1925'te isyan bastırılıyor. Bu isyanla birlikte arkadaşlar rejim tehlike geçiriyor. Çünkü bu isyanı çıkaranlar Cumhuriyet yanlısı değildi. İngilizlerin Musul üzerindeki emelleri gerçekleşiyor. Çünkü Türkiye Musul, daha doğrusu Şeyh Said isyanıyla uğraştığı için Musul'la ilgili pek ilgilenemiyor. Musul meselesine pek ilgi duyamıyor ve Musul meselesi İngiltere'nin istediği gibi şekilleniyor. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılıyor ve bu isyan bastırılıyor. O zaman Şeyh Said isyanı ile ilgili şunu bilelim. Doğu Anadolu'da çıkmış büyük bir isyandır. Terakkiperver Halk Fırkası'nın kapatılmasında etkili olmuştur. Rejime karşı büyük bir isyandı. Bu isyan sonucunda da Türkiye Musul meselesiyle yeteri kadar ilgilenmediği için Musul'u kaybetti. Mustafa Kemal'e suikast girişimiyle devam edelim. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra yeniliklere karşı olanlar ve iddiatçılar ne yaptılar? Mustafa Kemal'e suikast düzenlemeyi kararlaştırdılar. İzmir gezisi sırasında bu durum ortaya çıkıyor. Suikastçılar Giritli Şevki'nin ihbarı sonucu emellerine ulaşamıyorlar ve bu suikastçılar ne yapılacak? İstiklal Mahkemesi'nde cezalandırılacak. Gelelim Cumhuriyet döneminin ikinci muhalif partisine, yani Serbest Cumhuriyet Fırkası. Yani gördüğünüz gibi partiler kurulmaya devam ediliyor. 12 Ağustos 1930'da kuruluyor bu parti. Bu dönemde mecliste sadece Cumhuriyet Halk Fırkası vardı. Çok partili hayata geçiş için ikinci bir deneme yapıldı. Bu denemeyi Mustafa Kemal istedi arkadaşlar. Bunun nedenlerinden biri de şu. O dönemde 1929 dünya krizi ortaya çıkmıştı ve yeni yeni politikalara ihtiyaç vardı. İşte bu yüzden Mustafa Kemal arkadaşı Fethi Okyar'a dedi ki bir parti kur, yeni bir ekonomik söylem geliştir ve bu ülkemize yararlı olsun dedi. Ve bunun üzerine Ali Fethi Okyar ne yapıyor? 12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuruyor. Bu fırkanın savunduğu düşünceler ne? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik, ayrıca ekonomide de liberalizmi benimsiyor arkadaşlar. Parti kısa sürede büyüyor. Yine Mustafa Kemal karşıtları bu partide toplanıyorlar. Laiklik aleyhtarı gruplar buraya toplanıyor ve bunun üzerine Ali Fethi Okyar maalesef partisini 18 Aralık 1930'da kapatıyor. Yani Cumhuriyet döneminin ikinci muhalif partisi de maalesef kapatılıyor. Şimdi arkadaşlar Menemen olayına değinelim. Bu yeni kitaplarda yok ama ben yine de buraya aldım. Çünkü eski kitaplarda çokça vardı. Bunun nedeni de arkadaşlar tekke ve zaviyelerin kapatılması, anayasanın laikleştirilmesi, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması yüzünden Derviş Mehmet ne yapıyor? Din elden gidiyor diye Menemen'de ayaklanıyor. Buna ilk müdahaleyi Kubilay yapıyor. Yedek subay öğretmen Kubilay. Daha sonra Kubilay ne yapılıyor? Orada şehit ediliyor ve olaylar büyüyor. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Menemen olayı diyoruz. Menemen olayı şiddetle bastırılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle çok partili hayata geçiş askıya alınıyor. Menemen olayı bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Laiklik ilkesinin tam olarak anlaşılmadığını ve yerleşmediğini gösteriyor.
Bu olaydan sonra inkılaplara hız veriliyor. Çok partili hayata geçilememesinin genel nedenlerine bakalım. Biliyorsunuz Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştu, Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştu ve yine de çok partili hayata geçilememişti. Bunun nedenleri şunlar. Ülkede siyasi olgunluğun tam olarak istenilen seviyeye ulaşmaması. İkincisi, yeni partilerin kurulmasıyla Cumhuriyet yönetiminin ve inkılapların tekrar tartışılması. Üçüncüsü, eskiye dönmek isteyenlerin muhalif partiler içinde gruplaşması. İşte bütün bu nedenlerden dolayı 1945'e kadar çok partili hayata geçilemiyor. Şimdi Atatürk dönemi dış politikasına bakalım. Biz Atatürk dönemi dış politikasını incelerken iki gruba ayıracağız. Birincisi 1923 ila 1900 yıllar arası. Bu dönemde Lozan Konferansı'nda çözülemeyen sorunlarla ilgileniliyor. İkincisi 1930 ila 1938 yıllar arasındaki politika. Burada da Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikası karşısında alınacak tedbirler kararlaştırılıyor. Onun için biz dış politikayı incelerken iki gruba ayıracağız. Önce Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunlara bakalım. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Türk-Yunan ilişkilerinde nüfus mübadelesi ve patrikhane sorunları ortaya çıktı arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması'na göre biliyorsunuz İstanbul'da yerleşik olan Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler dışındaki Türk ve Rumlar karşılıklı yer değiştirecekti. Yalnız Yunanlılar İstanbul'da daha fazla Rum bırakmak istedikleri için bu sorun biraz uzadı. 10 Haziran 1930'da Ankara'da imzalanan bir anlaşmayla sorun çözüldü. Sorun şöyle çözülüyor. İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türklerinin hepsi yerleşik sayıldı. Diğerleri yer değiştirdi. Böylece Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sorunu çözüldü. Bu sorunun çözülmesinin en önemli nedenlerinden biri de şu arkadaşlar. İtalya'da Mussolini iktidara geliyor ve yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyuluyor. İşte bu yüzden bu dönemde ülkeler birbirleriyle olan sorunlarını yavaş yavaş çözmeye başlayacaklar. Patrikhane meselesine bakalım. Türkiye patrikhane meselesini çok büyütmedi. Türkiye'nin iç sorunu olarak değerlendirdi ve sorun böylece çözülmüş oldu. Bu sorunların çözülmesiyle birlikte Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk görüşmeleri başladı. Hatta Yunan Başbakanı Venizelos Türkiye'yi ziyaret etti ve 30 Ekim 1930'da Türk-Yunan Dostluk Anlaşması imzalandı. Hatta Venizelos ne yaptı? 1934'te Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi arkadaşlar. Ne zamanki Kıbrıs sorunu ortaya çıktı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler tekrar gerilmeye başladı. Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesinde tekrar söylüyorum. İtalya'daki ve Almanya'daki gelişmeler önemli. Çünkü İtalya ve Almanya yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı'nın başlayacağını bize gösteriyordu. Gelelim Türkiye-İngiltere ilişkilerine. İngiltere 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte ne yapmıştı? Anadolu'daki ilk işgali gerçekleştirmişti. Hatırlarsanız diğer derslerimizde de söylemiştik. Musul işgal edilmişti. Musul 1. Dünya Savaşı sonrası işgal edilen ilk bölgemizdi. Türkiye Misak-ı Milli sınırlar içinde yer alan Musul'u alabilmek için çok uğraşmıştı ama maalesef Lozan Barışı'nda bu sorunu çözememiştik. Lozan'da ne demişti? Musul sorununu Türkiye ve İngiltere kendi arasında halletsin. Bu görüş doğrultusunda taraflar bir araya geliyor Haliç Konferansı'nda. Görüşmelerde bir sonuç elde edilemiyor ve mesele Milletler Cemiyeti'ne taşınıyor. Milletler Cemiyeti de aldığı kararla ne yapacak? Musul'u Irak'a bırakacak. Yani bu da demek oluyor ki Musul'u İngiltere'ye bırakmış olacak. Arkadaşlar biz bu durumu kabul etmiyoruz. Yalnız bu dönemde iç politikada yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle az önce anlatmıştık Şeyh Said isyanı nedeniyle biz bu durumu kabul etmek zorunda kalacağız. Ve Misak-ı Milli'den taviz vereceğiz. Hangi anlaşmayla? İngiltere ile 5 Haziran 1926 yılında yaptığımız anlaşmayla Musul'un İngiltere'ye ait olduğunu, daha doğrusu Irak toprağı olduğunu kabul edeceğiz. Ve böylece Musul sorunu 1926 Ankara Anlaşması'yla istemediğimiz şekilde çözülecek. Burada da şunu not alın. Musul meselesi 1926 Ankara Anlaşması'yla çözülmüştür. Yalnız istenilen sonucu biz alamadık. 1929'da İngilizlerin Akdeniz filosunun İstanbul'u ziyaretiyle ilişkiler yavaş yavaş yumuşuyor ve 1936'da İngiltere Kralı ülkemizi ziyaret ediyor. Böylece biz yavaş yavaş İngiltere'ye yanaşmaya başlıyoruz. Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilere bakalım arkadaşlar. Karma Komisyonu'nun aldığı kararla Türkiye-Suriye sınırı tam olarak belirleniyor ve sorun çözülüyor. Ne zaman? 30 Mayıs 1926'da. Bizim Fransa ile asıl sorunumuz dış borçlar sorunu arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti yıkıldığında çok fazla dış borcu vardı.
Ve bizim en fazla dış borcumuz da Fransa'yaydı arkadaşlar. Haziran 1928'de imzalanan bu anlaşmayla biz sorunu çözüyoruz. Ve borçların nasıl ödeneceği, hangi takıma göre ödeneceği kararlaştırılıyor. Böylece Fransa ile aramızdaki diğer bir sorun da çözülmüş oluyor. Fransa ile aramızdaki başka bir sorun da arkadaşlar yabancı okullar sorunu. Biz bu konuyu bir iç mesele saydığımız için bu konuda hiçbir taviz vermiyoruz ve bu sorun da çözülmüş oluyor. Fransa ile yaşanan diğer bir sorun da arkadaşlar Adana-Mersin demiryolunun millileştirilmesi. Türkiye 1929'da Adana-Mersin demiryolunu Fransız şirketine vermiyor ve Türkleştiriyor. Bu da bir sıkıntı yaratıyor ama daha sonra tabii ki Fransa bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Türkiye ile Fransa arasındaki diğer bir sorun Hatay'ın statüsü. Bildiğiniz gibi Hatay 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasıyla bu sorun çözülmüş oluyor. Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerimize bakalım. Türk-Sovyet ilişkilerinin temeli arkadaşlar 1921'de imzalanan Moskova Anlaşması'na dayanıyor. Bu anlaşmayla birlikte bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi resmen tanımıştı. Musul sorunu sırasında da yine Sovyetler Birliği ile dostluk ve tarafsızlık anlaşması imzalıyoruz ve yakınlaşma devam ediyor. Ne zaman ki 1936 yılında Türk-İngiliz yakınlaşması başlıyor, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler zayıflamaya başlayacak. Bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Sovyetler Birliği'nin bize verdiği destek çok önemliydi. Ne zaman ki biz İngilizlerle yakınlaştık, bu destek yavaş yavaş kayboldu. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişiyle devam edelim. Amerikan Başkanı Wilson biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı sonrası barışın korunması için Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti'nin kurulması için karar aldırmıştı ve Milletler Cemiyeti 10 Ocak 1920'de Cenevre'de kurulmuştu. Yunanistan'ın ve İspanya'nın önerisiyle Milletler Cemiyeti Türkiye'yi davet ediyor. Biz de dünya barışına katkı sağlamak için ne yapıyoruz? 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye oluyoruz. Arkadaşlar bu konuları anlatırken lütfen kronoloji ile ilgili soru çıkabilir. Bunların başlıklarını tek tek yazın. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi 1932, işte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması işte şu tarihte. Çünkü sınavlarda sıralama soruları çıkabilir. Onun için de lütfen konu başlıklarını tek tek yazalım. Balkan Antantı'na geçelim. Türkiye 1934'te Balkan Antantı'na katılıyor. Peki bu Antant, bu birlik neden kuruluyor arkadaşlar? Çünkü bu dönemde İtalya ve Almanya'da yavaş yavaş totaliter rejimler iş başına geliyor ve yayılmacı bir politika izliyorlar. Biz de Batı sınırımızı güvence altına almak için Batı'daki komşularımızla bir araya geliyoruz ve Balkan Antantı'nı imzalıyoruz. Şimdi bu Antant'ta kimler yer alıyor bunu bilin. Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya bu Antant'ta yer alıyor ve 9 Şubat 1934'te anlaşma imzalanıyor. Peki bu anlaşmaya katılmayanlar kim? Bulgaristan buna katılmıyor çünkü genişlemeci bir politika izlemek istiyor. Arnavutluk da İtalya'nın baskısı altında olduğu için bu Antant'a katılmıyor. Yugoslavya'nın Pakt'tan ayrılmasıyla Pakt dağılıyor. O zaman bununla ilgili neyi not alacağız? Balkan Antant'ı 1934'te kuruldu. Amaç özellikle İtalya'nın saldırgan tutumundan korunmak. Kimler katılıyor? Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya. Bunları bilelim. Çünkü sınavlarda kimlerin katıldığı sorulabiliyor. Yazılılarda özellikle. Kuruluş amacı sorulabiliyor. Onun için bunu not alalım. Ayrıca az önce de söylediğim gibi tarihi de not edelim. Yani tarihleri ezberlemesek bile başlıkları tek tek yazarsak en azından kronolojik kafamızda yer eder. Mandro Boğazlar Sözleşmesi'ne gelelim 1936. Lozan Barış Anlaşması'na göre Boğazlar sorunu istediğimiz gibi çözülmemişti. Hatırlarsanız Boğazlar'ın her iki yakasında asker bulundurulmayacak ve başkanlığını Türkiye'nin yaptığı bir komisyon buraya yönetecek. Yani tam olarak Türkiye'ye bırakılmamıştı. 1930'lu yıllarla birlikte artık silahlanma yarışı dünyada hız kazandı. İtalya Habeşistan'ı işgal etti. Japonya Mançurya'yı işgal etti. Bu durum karşısında Birleşmiş Milletler, daha doğrusu Milletler Cemiyeti yetersiz kaldı. Bu durum üzerine Atatürk ne yaptı? Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Boğazlar sorununun tekrar görüşülmesini istedi. Türkiye'nin çağrısıyla İsviçre'nin Montreux şehrinde bir konferans toplanıyor. İngiltere Boğazlar'la ilgili Türkiye'ye destek verirken Sovyetler Birliği bu konuya karşı çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz Sovyetler Birliği için Boğazlar çok önemli. Ayrıca İtalya ve Japonya da bu sözleşmeyi imzalamıyor. Bütün bu muhalif duruma rağmen 20 Temmuz 1936'da Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Şimdi bunun maddelerine bakalım. Montreux Boğazlar Sözleşmesi bize neler katmış?
Bir kere Boğazlar Komisyonu kaldırılıyor. Bu bizim için olumlu bir şey. Boğazların savunması Türkiye'ye bırakılıyor. Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakılıyor arkadaşlar. Ticaret gemilerine serbest. Savaş gemileri için bazı sınırlamalar getiriliyor. Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini sınırlayan hükümler kaldırılıyor. Türkiye'ye boğazlar üzerinde tam bir egemenlik hakkı tanınıyor. O zaman Montreux ile ilgili ne diyebiliriz? 1936'da imzalandığını bilelim. Sebebinin yine İtalya'nın, Almanya'nın, Japonya'nın saldırgan tutumu olduğunu bilelim. Ayrıca Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye'nin boğazlara tam olarak egemen olduğunu bilelim. Yalnız şu ayrıntıları da bilelim. Ticaret gemilerinde boğaz her zaman açık. Savaş gemileri içinde bazı sınırlamalar var. Yine de bizim için oldukça kazançlı bir anlaşma diyebiliriz. Sadabat Paktı 1937. Sadabat Paktı ile de arkadaşlar kısaca biz doğu sınırımızı güvence altına alıyoruz. Biliyorsunuz Balkan Antantı ile ne yapmıştık? Batı sınırımızı güvence altına almıştık. Sadabat Paktı ile de doğu sınırımızı alıyoruz. Yine burada da amaç, sebep aynı. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi ve 2. Dünya Savaşı'nın yavaş yavaş ayak seslerini duyurması. İşte Türkiye doğu sınırını güvence altına almak için İran, Irak ve Afganistan'la katılmasıyla Sadabat Paktı'nı imzalıyor. O zaman ne diyeceğiz? Sadabat Paktı'na kim katıldı? Türkiye, İran, Irak ve Afganistan. Katılmayan kim var arkadaşlar? Bizimle ilgili Suriye'nin bir sıkıntısı olduğu için, Hatay meselesi olduğu için Suriye buraya katılmıyor. Bununla birlikte biz ne yapıyoruz? Doğu sınırımızı güvence altına almış oluyoruz. Hatay'ın anavatana katılmasıyla devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında biliyorsunuz 1921'de Ankara Anlaşması imzalanıyor ve Türkiye Suriye sınırı çizilmişti. Yalnız bu anlaşmayla Hatay sınırlarımız dışında kalmıştı. Özel bir yönetim kurulması kararlaştırılmıştı. 1936'da Fransa Suriye üzerindeki manda yönetimine son veriyor ve Suriye'den çekiliyor. Türkiye Hatay'ın geleceği için Milletler Cemiyeti'ne başvuruyor. Fransa Hatay'ın Suriye'nin bir parçası olduğunu söylüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Milletler Cemiyeti Hatay halkının çoğunluğunun Türk olduğunu belirterek Suriye'ye bağlanamayacağını ve Hatay'ın bağımsız bir devlet olması gerektiğini savunuyor. Bu kararla birlikte arkadaşlar 29 Mayıs 1937'de Hatay Devleti için bir anayasa hazırlanıyor. 2 Eylül 1938'de bağımsız Hatay Cumhuriyeti kuruluyor. Yani Hatay önce bağımsız bir cumhuriyet olarak kuruluyor. Hatta ilk cumhurbaşkanı kim? Tayfur Sökmen. Yalnız daha sonra Hatay 1939'da aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Böylece Hatay meselesini de çözmüş oluyoruz. Şunu unutmayalım. Hatay 1936'da Suriye'nin, daha doğrusu Fransa'nın Suriye'den çekilmesiyle Hatay meselesi tekrar gündeme geliyor. Hatay önce bağımsız bir cumhuriyet oluyor. Daha sonra ilk cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen oluyor. En son 1939'da da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle konumuza devam edelim. Atatürk'ün sağlığı arkadaşlar 1937 yılının sonuna doğru bozulmaya başlıyor. Doktorlar ona siroz hastalığı teşhisini koyuyor. Bu teşhisi koyan kim? Doktor Nihat Reşat Belger. Atatürk dinlenmek üzere 26 Mayıs 1938'de İstanbul'a gidiyor. Savarona yatında istirahat ediyor ama durumu daha da ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'na naklediliyor. Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması Mustafa Kemal'i çok mutlu ediyor. Servetinin büyük bir kısmını Mustafa Kemal Atatürk hazırladığı vasiyetiyle Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bağışlıyor. Maalesef Mustafa Kemal'in durumu daha da ağırlaşıyor ve 1 Kasım 1938'de TBMM'nin açılış töreniyle için hazırladığı konuşmayı yapamıyor ve Celal Bayar yapıyor bu konuşmayı. 10 Kasım Perşembe günü 9:05 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda maalesef Mustafa Kemal Atatürk ölüyor. Atatürk'ün naaşı 1938'de 19 Kasım'da Ankara'ya getiriliyor arkadaşlar. 21 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'ne konuyor. 10 Kasım 1953'te de Anıtkabir'e yerleştiriliyor. Yani soru çıkarsa herhalde bura çıkar. Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e naklediliyor. Atatürk'ün vefatıyla birlikte Cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor. 11 Kasım 1938'de TBMM İsmet İnönü'yü 2. Cumhurbaşkanı olarak seçiyor ve İsmet İnönü 1950 yılına kadar Cumhurbaşkanlığına devam ediyor. Şimdi gelelim 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kalıcı barışı sağlama çabalarına. 1. Dünya Savaşı sonlarında yapılan anlaşmalarla barış sağlanmaya çalışıldı ama bu yetmedi. Neden? Çünkü yenen devletler çok ağır
anlaşma şartları belirlediler ve bu anlaşma şartları çok ağır olduğu için kalıcı barış anlaşmaları sağlanmadı. Almanya ile öyle bir anlaşma imzalandı ki Almanya resmen ölüme mahkum edildi. Şimdi barışı korumak için neler yapıldı? Birincisi 10 Ocak 1920'de Milletler Cemiyeti kuruldu. Az önce de söylemiştik, Amerika Başkanı Wilson'un isteğiyle Paris Barış Konferansı'nda 32 devlet bu fikri kabul ediyor ve 10 Ocak 1920'de Cenevre'de Milletler Cemiyeti kuruluyor. Peki buraya kim üye oluyor? Savaşta tarafsız kalmış olanlar ve kazanan devletler asil üye olarak dahil ediliyor. İtalya'nın Habeşistan'ı işgaline, Almanya'nın Avusturya'yı ilhakına Milletler Cemiyeti pek ses çıkaramıyor ve sorunları çözemiyor. Yani Milletler Cemiyeti çok da fonksiyonel olmuyor arkadaşlar. Locarno Anlaşması'na bakalım. 1 Aralık 1925. Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika'nın imzaladığı bu anlaşmayla birlikte birbirlerinin sınırlarını kabul ediyorlar. Arkadaşlar, bu anlaşmanın imzalanmasının temel sebebi şu. Fransa, Almanya'dan çekindiği için bir güven istiyor, bir anlaşma istiyor. İşte asıl neden bu. Yani Almanya'nın tekrar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir savaş çıkarmasını önlemek, Fransa topraklarını işgal etmesini önlemek için bu anlaşma imzalanıyor. Locarno Anlaşması'yla karşılıklı güven tesis ediliyor ve Almanya 1926'da Milletler Cemiyeti'ne üye, daha doğrusu Cemiyet Akvam'a üye olarak kabul ediliyor. Locarno deyince aklınıza bu gelsin. Locarno deyince aklımıza Fransa'nın Almanya'yı kontrol etmek istemesi gelsin. İkinci anlaşmamız Bryant-Kellogg Paktı, 27 Ağustos 1928. Fransa ve Amerika'nın öncülüğünde bu anlaşma imzalanıyor. 9 devlet katılıyor. Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya. Daha sonra 1929'da Türkiye ve Sovyetler Birliği de bu anlaşmayı imzalıyor. Peki bu anlaşmayı nasıl bileceğiz? Bu anlaşmanın en önemli maddesi şu arkadaşlar. Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılıyor. İşte bu cümleyi gördüğünüzde Bryant-Kellogg Paktı diyebilirsiniz. Evet, tekrarlayalım. Bryant-Kellogg Paktı ile savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılıyor. Bu dönemin en önemli olaylarından biri de 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı. Biz bugünün olduğu güne Kara Perşembe diyoruz. Çünkü o gün Amerikan borsaları tepe taklak oluyor. 1929'da dünya ekonomik bunalımı Amerika'da New York borsasının çökmesiyle başlıyor arkadaşlar. Peki bu duruma niye geliniyor? Bir kere Amerika'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra küçük şirketler birleşiyor ve tekelleşiyorlar. Sonra büyük büyük şirketler ortaya çıkıyor. İşte büyük bir şirketlerden birkaçının batmasıyla dünyada ekonomik krizler ortaya çıkıyor. Diğer en önemli nedeni ise şu arkadaşlar. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında dünyaya Amerika büyük ölçekte krediler veriyor. Daha sonra Amerika bu kredileri yer istiyor. Yani borçların ödenmesini istiyor. Bu ödenmelerde sıkıntı olduğu için dünya krize giriyor. Diğer bir neden de bu arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi Perşembe günü New York borsası sert bir satış yiyor. Ve böylece birçok banka, şirket iflas ediyor ve fabrikalar kapanıyor. Ekonomik kriz sonrası ne oluyor arkadaşlar? Milyonlarca insan işsiz kalıyor. Köylüler topraklarını terk ediyor. Pek çok kişi mal varlığını kaybediyor. Yaşam şartları kötüleşiyor. 10 yıl süren kargaşanın ardından 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de işte bu dünya ekonomik krizi. Çünkü dünya ekonomik krizi sadece Amerika'yı etkilememiş. Almanya'yı diğer ülkeleri de etkiliyor. Çok yüksek oranda enflasyon ortaya çıkıyor ve tekrar savaşlar başlıyor. Bu dönemdeki ideolojilere bakalım arkadaşlar. Şimdi birincisi liberalizm. Bu terimleri bilelim. Bu terimler hayatın her noktasında karşınıza çıkar. Liberalizm deyince aklımıza ne gelecek? Bireysel özgürlük. Liberalizm özgürlüğü savunur. Ekonomide liberalizm serbest ticareti, devletin ekonomiye müdahale etmemesini savunur. Yani bugün en çok benimsenen sistem nedir arkadaşlar? Liberalizm. Sosyalizm, üretim araçlarının hakimiyetinin topluma ait olduğunu savunur. Yani bireyselcilik yok. Bunda daha çok toplumculuk var. İşçilerin yönetime katılmasını ve ortak mülkiyeti savunur sosyalizm. Amaç kapitalist ekonomiyi ortadan kaldırmak. Peki bugün sosyalizm etkili mi? Hayır, çok da etkili değil. İşte biraz Kuzey Kore'de var. Biraz Çin'de var. Ama genel olarak ne? Liberalizm daha etkili. Kapitalizm
özel mülkiyeti ve piyasa ekonomisini savunan ekonomik sistem. Yani liberalizmin ekonomik ayağı diyebiliriz. Burada özel mülkiyet çok önemli, şirketler önemli. Yani ekonomiye devletler değil şirketler yön veriyor. Biliyorsunuz şu an kapitalizm ön planda. Komünizm arkadaşlar kapitalizmin tersi diyebiliriz. Tüm malların ortak mülkiyeti savunuluyor. Kapitalizme karşıdır. Sınıfsız ve parasız, devletsiz bir düzen savunuluyor arkadaşlar. Sosyalizmden farklı, özel mülkiyetin asla olmaması ve bütün malların devlete ait olması. Yani komünizmde bireyselcilik yok, ekonomide her şeyde ne var? Toplumculuk var, sınıf yok, devlet yok. Komünizm bugün uygulanıyor mu? Tabii ki uygulanamıyor. Faşizm nedir ona bakalım. İtalya'da Mussolini tarafından oluşturulan sistem otoriter devlet düzenini savunuyor. Nazizm ne? İtalya'daki faşist akımından etkilenilerek Almanya'da ortaya çıkıyor. Adolf Hitler milliyetçi bir sosyalizmi benimsiyor ve buna ne diyoruz biz? Nazizm diyoruz. Şimdi Almanya'da nazizmin gelişimine bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkan Almanya'da savaşın getirdiği yıkım ve Versay Anlaşması'nın yüklediği yaptırımlar birçok siyasi ve sosyal çalkantıya sebep oluyor. Çünkü Versay Anlaşması ile birlikte Almanya'nın elindeki her şey alınmıştı arkadaşlar ve Almanya çok zor duruma kalmıştı. Eğer bir ülkede zorluklar varsa mutlaka sivri ideolojiler ön plana çıkar. Almanya'da iktidarı ele geçiren Nazi Partisi'nin başına Adolf Hitler geliyor. Evet, bu Nazi Partisi'ni ve Adolf Hitler'i unutmayalım. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Almanya ekonomisini yerle bir ediyor ve bu ekonomik sıkıntı da Nazi Partisi'nin iktidara gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Hitler Alman ırkının üstünlüğüne, yani Hitler deyince aklımıza ne geliyor? Alman ırkının üstünlüğünü savunuyor. Yahudilerin zenginliğine el koyuyor. Tam bir Yahudi düşmanı. Bütün Yahudilerin mallarını ne yapıyor? Kamulaştırıyor ve totaliter bir rejim kuruyor. Almanya'nın dış siyasetini 3 şeye göre düzenliyor arkadaşlar. Birincisi Versay Anlaşması'nın getirdiği bütün kısıtlamalar ve yaptırımlardan kurtulmak. İkincisi Almanya sınırları dışında yaşayan bütün Almanları bir devlet yani bir toprak altında toplamak. Üçüncüsü hayat sahası dediği yayılmacı bir politika izlemek. Şimdi sınavlarda genelde terimler soruluyor. Yani hayat sahası deyince bizim aklımıza Almanya gelsin. Alman ırkının üstünlüğü deyince yani ırk üstünlüğü deyince yine Almanya gelsin. Versay Anlaşması deyince Almanya gelsin. Adolf Hitler Nazi dediğimizde Almanya gelsin. Şimdi İtalya'daki duruma bakalım. İtalya 1870'te siyasi birliğini sağlıyor ve sömürgeye geç katılıyor. Bu yüzden de çok büyük bir devlet olamıyor. Mussolini, Benito Mussolini, Ulusal Faşist Partisi'nin iktidara gelmesinde etkili oluyor. Ve kara gömleklerin Roma'ya yürüyüşüyle birlikte Mussolini ne oluyor? Başbakan oluyor. Evet, burada unutmayacağız kelime de bu. Kara gömlekler duyduğunuzda, işte faşist partiyi duyduğunuzda aklınıza İtalya gelecek. Kara gömleklerin Roma üzerine yürümesiyle birlikte 1922'de Mussolini başbakan oluyor. Mussolini 1926'da ünlü nutku yani Scala nutkunda şöyle diyor. Her şey devlet içinde ve devlet için, hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir diyor. Bu Scala nutkunda Mussolini'nin söylediğini unutmayalım. Yani Mussolini kısaca diyor ki devlet her istediğini yapabilir, her şey devlet için yapılmalıdır diyor. Mussolini 1922'den 43'e kadar ülkeyi diktatörlükle yönetiyor. Mussolini Akdeniz'i bir kendilerinin gölü olarak görüyorlar ve Akdeniz'de ne diyor? Bizim deniz diyor arkadaşlar. Ayrıca Mussolini'nin en büyük hedeflerinden biri de Akdeniz'de eski Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak. O zaman bizim deniz ve Roma İmparatorluğunun kurulması fikrini duyduğumuzda aklımıza Mussolini yani İtalya gelsin. Rusya'da Bolşevik İhtilali 1917. 1905'te arkadaşlar Rusya ile Japonya arasında bir savaş yapılıyor ve bu savaş sonunda Ruslar ağır bir yenilgi alıyor. Petersburg'da ayaklanmalar meydana geliyor. Ayaklanmalar bastırılıyor. Yalnız Çar, 2. Nikola Rus meclisinin açılmasına izin veriyor. Yani Duma meclisi açılıyor ve bazı özgürlükler tanınıyor. 1914'te 1. Dünya Savaşı'na katılan Rusya ekonomik zorluklarla karşılaşıyor ve savaş başlamasıyla yaşam koşulları iyice zorlaşıyor. Mart 1917'de yine Rusya'da Çarlık yönetimine karşı ayaklanmalar çıkıyor ve Çar devriliyor. Brest-Litovsk anlaşmasıyla da Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. Bu isyandan sonra Bolşevikler hariç Rusya'daki bütün siyasi eğilimler ortak bir hükümet kuruyorlar
Ve ne yapıyorlar? Topraklar kamulaştırılarak köylere dağıtılıyor, bankalar devletleştiriliyor. Kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılıyor. Rusya'da kurulan bu sosyalist düzen kapitalist devletleri rahatsız ediyor. Yani İngiltere'yi, Fransa'yı ve diğer devletleri rahatsız ediyor. İtilaf devletlerinin desteğiyle Çar yanlısı Beyaz Ordu ile Kızıl Ordu arasında 3 yıl süren bir savaş oluyor arkadaşlar. Savaş sonunda maalesef 13 milyon insan ölüyor. Rus ekonomisi iyice batıyor. Savaş sonunda Beyaz Ordu yeniliyor ve Lenin'in önderliğinde Bolşevikler iktidara geliyor arkadaşlar. Lenin, NEP dediği bir politikası var. Bu politikayla birlikte büyük sanayi dalları, ulaşım, bankacılık ve doğal kaynaklar dışında kalan işletmelerin özel mülkiyetine izin veriliyor. Yani Bolşevik iktidarının asıl temsilcisi kim olacak? Lenin olacak. Beyaz Ordu'yla yapılan savaşı kazanılmasıyla birlikte Bolşevikler iktidara gelecek ve Lenin Rusya'da etkili olacak. Daha sonra Lenin'den sonra da Stalin iktidara gelecek ve Stalin döneminde de Rusya ne yapacak? Biraz daha durumu toparlayacak ve 2. Dünya Savaşı'na doğru sürüklenecek. Arkadaşlar, konu anlatım videomuzun burada sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye edin. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.